İyi akşamlar. Bir Mercek programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Zaman zaman siyasetin azizliğine de uğrasa programımız bu akşam sizlerle beraber olma şansını yakaladık. Burada İsmail Sagun'a yine bir sistemimi yapayım. 5 dakikamızı çaldı programdan. Neyse önümüzdeki hafta 5 dakika erken bitireceğinin sözünü aldık. Efendim domates, biber, patlıcan fiyatları, siyaset derken... O kadar bunu aldık ki, istedik ki biz de siyasetten uzak, ekonomiden uzak, pırıl pırıl gençlerimizin yaptıklarını konuşalım istedik. Bugün program konuğum Afyonkocatepe Üniversitesi, UTF Kulübü yani Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü Akademik Danışmanı Doçent Doktor Fikret Yaman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Öncelikle ben ekranları başında bizleri izleyen 1200 tane Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılmış devre arası olduğu için yani dönem arası olduğu için bizleri şu saatlerde izleyen genç kardeşlerime, üniversiteli kardeşlerimize de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Sayın Hocam ben çok konuşmayayım. Zaten program süremiz bir hayli daraldı bugün. İsterseniz kulübümüzün logosundan başlayarak kulübümüz ne zaman kuruldu? Kuruluş amacı neydi efendim? Evet, Uluslararası Ticaret Finansman Kulübü 2013 yılında kuruldu. Kurulurken ben öğrencilerimle konuştuğumda fakültemiz, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin en büyük öğrenci kulübünün olmasının bize yeterli olmadığını düşündüm. Daha sonra Afyonkocatepe Üniversitesi'nde en büyük öğrenci kulübünün olmak bizim için yeterli değildi. Ben hedef olarak öğrencilerimin önüne Türkiye'nin en büyük öğrenci kulübü olmayı koydum. Ve şu anda da Türkiye'nin en büyük öğrenci kulüplerinden biriyiz UTF kulübü olarak. İşte baktığınız anda Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Hakkari'ye kadar herkes kardeş kulüp olmak için bizle irtibata geçiyorlar. Ve etkinliklerimizi takdir ederek izlediklerini söylüyorlar. Biz de diğer kulüplere yol gösteriyoruz, kardeş kulübü ilan ediyoruz. Ve hakikaten de ilk başlangıçtaki gibi hedefimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Şu anda Türkiye'nin en büyük öğrenci kulüplerinden biri haline geldik. İlk çıkış dönemimizde 2013 yılında baktığımızda bir logo tasarlayalım dedik. Logomuza baktığımızda ekranlarda da görüyor şu anda izleyicilerimiz. Evet. UTF kulübünün bir çatı altında tüm üniversiteyi birleştirme amacıyla ben tasarladım bu logoyu. Ve T harfi yukarı çıkan bir ok şeklinde görüyorsanız. Hedefin daima ileri olduğunu göstermek ve bir çatı altında da tüm öğrencilerimizi toplayabilmekti hedefimiz. Şu anda üniversitemizin en büyük öğrenci kulübüyüz. 1200 tane kayıtlı öğrencimiz var. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi şu anda İzmir'den Antalya'ya, Hakkari'den Artvin'e kadar herkes izliyor ekranları başında. Buradan tüm öğrencilerime de selamlar göndermek istiyorum. Evet, ikinci dönem notlar biraz daha yüksek olacak herhalde. Her zaman notları yüksek. Bizim öğrencilerimiz başarılı. Evet. Her zaman notları yüksek onların. Evet, 2013'te bir kuruluş amacınız vardı. Yani kuruluş amacı evet en büyük kulüp olalım ama... bu kulüp ne amaçla kuruldu? Yani hedefi neydi? Yani büyük kulüp olmak da ne yapmaktı? Yani siyasi bir topluluk değilsiniz, bir spor kulübü değilsiniz. Evet. Yani ne tür etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuştu hocam? Ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunuyum. Uludağ Üniversitesi'nde çok fazla sosyal etkinlikler vardı. Ve Afyonluyum. Afyonlu olmaktan da her zaman için gurur duyuyorum. Afyon'a üniversiteye gelmeyi çok istedim. Allah da nasip etti burada akademisyen olmamı. Ve dedim ki Afyon'da eğer akademisyen olursam Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde gördüğüm sosyal aktiviteleri Afyon'la buluşturacağım. İlk zamanlarda sosyal aktiviteler işte öğrencimiz konser istiyordu, konferans söyleşi bunları istiyorlardı veya sosyal sorumluluk faaliyetleri. Sanatçılara gidiyorduk. Maalesef Afyon'un kötü bir imajı var dışarıda.
Sanatçılar bize şunu söylüyorlardı. Hocam biz orada sıkıntıyla karşılaşmayız değil mi? Hocam dayak yemeyiz değil mi? Ben onları ikna etmeye çalışıyordum. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki sanatçı artık Afyon'a gelmek istiyor. Yani evet. Afyon'daki kötü bir imajı, maalesef böyle bir imaj oluşturulmuş ama ben her zaman için şunu söylüyorum. Afyon'un olmaktan da gurur duyuyorum, Afyon insanıyla da gurur duyuyorum. Ama maalesef dış illerde bizim kötü bir imajımız vardı. Hani 1970'te New York'un dünya genelindeki kötü bir imajını yıkabilmek için I Love New York projesini yaptılar. Evet. İşte I Love New York projesiyle tüm dünyaya New York'u sevdirdiler. Biz de şu anda sanatçıları Afyon'a getirerek, söyleşiye, konferansa kişileri getirerek şu anda Afyon'u sevdirmiş durumdayız. Gelen sanatçı diyor ki hocam bir gün daha burada kalmak istiyorum, iki gün daha kalmak istiyorum, gitmek istemiyorum. O yüzden Afyon'un o imajını yıktık ve yola çıktığımızda Afyon'u gerek kültürel, gerek sosyal, gerek sportif anlamda daha da iyi bir yerlere getirebilmek üniversitemiz sayesinde. Bunu daha da iyi bir yerlere getirebilmeyi amaçladık. İşte ben hep şunun örneğini veriyorum. Bir yemek masasına benzetiyorum. Yemek masasının bir ayağını belediye oluşturuyor, bir ayağını valilik oluşturuyor, bir ayağını üniversite, bir ayağını da emniyet oluşturuyor. İşte bu dört paydaş birleştiği anda Afyon güzel bir reklam yapıyor. Afyon güzel bir tanıtım yapıyor. Ve şu anda da dediğim gibi gerek sanatçı, yani istediğimiz sanatçıyı getirebilecek düzeydeyiz şu anda Afyon'a. İstediğimiz konferansları yapabilecek düzeydeyiz. Nereden nereye geldi? Evet, tabii artık 1200 tane de yani her yılda bu da katlanıyor. Bugün 1200 mezun olup buradan uçan kardeşlerimiz var. Evet. Yani onlar da birer Afyon'un artık bir elçisi adeta. Turizmin, şehrin elçisi. Onların da Afyon'da büyük destekleri, katkıları var. Tanıtım açılarımız onlar. Bunları da unutmamak lazım. Tabii evet. Tanıtım açısından. Ben aynı zamanda çok özür dilerim programın başında sizin akademik başarınızdan dolayı, unvanınızdan dolayı, doçentlik unvanınızdan dolayı sizi bir kez daha kutlamak çok istiyorum hocam. Ediyorum. Hayırlı sağ olun. Olsun. Amin inşallah. Evet, tabii 2018'e doğru yaklaşırsak biraz, mesela 2018'de ve 2017'de sizler de daha önce de bir programımız yaptık. Genç arkadaşlarımız da vardı burada. Çeşitli etkinlikler yaptık. İsterseniz o etkinliklerden biraz bahsedelim. Evet, ben UTF kulübünü 3 aşamalı olarak görüyorum. Birinci aşamamız konserler, ikinci aşamamız konferans, seminerler ve üçüncü aşamamız da sosyal sorumluluk faaliyetleri. Konser dediğimizde biz Alexandra Stan konserini gerçekleştirdik kulüp olarak. Alexandra Stan'la ilk anlaştığımızda herkes şaşırmıştı. Yani Afyon'un Kurtuluş Savaşı'ndan sonra dünya genelinde en tanınır etkinliği dediler sosyal medyada. Okulda oturuyorum, bilgisayarımın başındayım. İşte Alexandra Stan'la sözleşmemiz imzalanmış. Konser yapılmaz, yok artık Afyon'a mı geliyor şeklinde evet. Bütün yorumlar vardı. Yanımda bakıyorum, sözleşme yanında sosyal medyaya bakıyorum. Ve son güne kadar biz Alexandra Stan'ı Afyon'a getirebileceğimizi kimseye inandıramadık. Geldi, konserini verdi, ondan sonra herkes inandı. Demek ki UTF söz verirse yapıyor dediler. Alexandra Stan konserimizi yaptık. Ondan sonra Aydilge diye bir sanatçımız vardı. Bir dizi müziğiyle evet, gündeme gelmişti. Sanırım o konserlerden de arkadaşlarım şeyler... Evet, Alexandra evet. Stan konseri şu anda ekranda. Evet. Aydilge'yi getirelim dediler. Öğrencinin nabzını tutuyoruz biz. Ufak tefek anketler yapıyoruz. Kimi istiyorsunuz diye. O dönem bir diziyle parlayan yıldızdı. Proje ortaklarımız dediler hocam çok büyük risk alıyorsun. 500 kişi 600 kişi gelir bu konsere. Ben dedim 6000'in aşağısında olmayacağız göreceksiniz dedim. Ve bir rekor kırdık o gün. 6500 kişi geldi konsere ama biz maalesef 4000 kişiyi salona sığdırabildik. 2500 kişi dışarıda kalıyor ve dışarıda kalan herkes de bize sitem ediyor. En büyük herhalde handikapımız bu kulüp olarak. Evet. Bir rekor kırıldı bunda. Geçen sene Buray konserini yaptık. İşte hepimizin engelli olabileceği düşüncesiyle dedik ki 10 mavi kapak getir, Buray konserini ücretsiz izle dedik. İkinci rekorumuzu burada kırdık. 9000 kişi konserimize geldi ve yaklaşık 77.000 mavi kapak toplandı. Birazdan sosyal sorumlulukla da anlatacağım onları tekerlekli sandalyede. Hatta komik olaylar oldu o gün Buray konserinde. Bizim kampüs alanını bütün izleyicilerimiz bilir zaten kampüs alanında. Atatürk Kongre Merkezi'nden yurtların olduğu yere kadar büyük bir sıra var. Yaklaşık 2 kilometrelik bir sıra. Akşam gelenler karanlıktan dolayı öğrencilerimizi ağaç zannetmişler.
Ve ağaç zannettikleri için helal olsun, güzel bir çalışma yapmışlar, ağaçlandırma yapmışlar falan. Ondan sonra içeri geliyorlar, hocam o kuyruk muydu şeklinde. 9000 kişi Afyon'un rekorunu kırdı hakikaten Buray konseriyle birlikte. Ondan sonra Aydın Kurtoğlu'nu getirdik. Öğrencimizle yine temas halindeydik. Aydın Kurtoğlu konserimizi gerçekleştirdik. Aydın Kurtoğlu konserinden sonra da Aydın Bey Afyon'dan gitmek istemiyorum hocam, ben buraya yerleşeceğim dedi. Onda da güzel bir etkinliğimiz oldu. Yine Ses Versus geçtiğimiz günlerde ve 3-4 sene önce bizle beraberdi. Ben yaptığım etkinliklerde hem Afyon'u hem de öğrencileri kaynaştırmayı hedefliyorum. Bunun için bir devlet konservatuvarından Yunus Emre Uğur hocam ve Uğur Türkmen hocamla birlikte tasavvuf müziği konseri yaptık. Tasavvuf müziği konserinde de gerek Afyon halkından gerekse öğrencilerimiz yine salonlara sığmadık tasavvuf konserinde de. Son olarak da belediye ile yine Aslı Güngör etkinliğini gerçekleştirdik. Aslı Güngör konserimizde de kitapla birlikte birleştirdik. Bir sosyal sorumluluk. Sağ olsun belediye başkanımız Burhanettin Çoban Bey bize destek oldu o konuda. İki tane kitap getir, konseri izle dedik. Yaklaşık 8300 civarı veya 8400 civarı kitap topladık. Bu da 8 tane köy okuluna kütüphane demekti. Mesela Aslı Güngör, ben hep şunu söylerim, çalışmak bir ekip işidir. Ekibiniz güzel evet. olursa başarıdan başarıya koşarsınız. Ben öğrencilerime güveniyorum, UTF kulübüme güveniyorum, proje ortaklarıma güveniyorum bu noktada. Aslı Güngör 8 yıldır albüm yapmıyordu. Afyon'a geldi ve 3000 kişiye konser verdi. Bu bir ekip işidir. Ekibimi de bu yönden, bu açıdan tekrar tebrik ediyorum. 3000 kişiyi salonlara doldurabildikleri için. Peki gelmez denilen sanatçıları nasıl ikna ediyorsunuz hocam? Daha önce yaptığımız etkinliklerle konuşuyoruz. Ben eğer sanatçımız İstanbul'daysa İstanbul'a gidiyorum. Birebir yüz yüze görüşüyorum. Ya da Ankara'daysa Ankara'da yüz yüze görüşüyorum. Zaten daha önceki etkinliklerimizi gösterdiğimizde bir de işin ciddiyetini anlayıp hocanın oraya gittiğini görünce ikna oluyorlar. Ve Afyon'da anlatıyoruz. Artık Afyon'u da görüyorlar. Son yıllarda Afyon'da da bir gelişme var şehir anlamında da. Bunu da gösterdiğimiz zaman Afyon'daki öğrencilerle buluşmak istiyorlar. Evet, tabii hep yakınırız işte üniversiteyle şehir bütünleşemiyor diye. Aslında kulübünüz bu köprüyü de sağlıyor diyebiliriz değil mi hocam bu konuda? Evet, bunun için mesela bir reklam günleri organize etmiştim. Reklam günleri neydi? İşte bir reklam günleri 1'den 7'ye kadar, 7 yıl boyunca reklam günlerini yaptık. Biz 7.yi kulübümüzle birlikte yaptık. Daha öncekini işletme ve UTF öğrencileriyle birlikte yapıyorduk. Öğrenci Afyon'a geliyor. Afyon'da lokum, kaymak dolması, sucuk tatmadan gidiyor. Bunları derste anlatıyoruz. Bakın böyle böyle Afyon'un etkinlikleri de var. Yani destinasyon dediğimiz olay, çıkın, gezin, Afyon'u görün, Afyon'un ürünleri nelerdir, bunları görün, anlayın, tadın ve bunların reklamını yapın diyoruz. Ve Afyon'daki firmaların mesela bir reklam programı var. Reklam programını öğrencilerime derste öğretiyordum. Ve bununla birlikte yaklaşık bir dakikalık firmanın reklamını yapıyorlardı. 3000-4000 kişilikte katılımcı ile birlikte bunları sergiliyorduk. Mesela ben Afyon'daki esnafa da şunu söyledim. İlk zamanlar gittiğimizde hep duyduğumuz laf şuydu. Benim reklama ihtiyacım yok. Klasik cevap. Klasik cevap. Evet. Ben de diyordum ki bir insanın yaşaması için su ne kadar gerekliyse işletmenin devamı için de reklam o kadar gerekli diyordum. Şimdi mesela gidiyorsunuz 300 bin liralık, 400 bin liralık, 1 milyonluk masraf yapmış. Ama bunun reklamını yapmadığınız zaman bunu tanıtamıyorsunuz. Tanıtamadığınız zaman da başarı gelmiyor zaten. Şu anda da zaten benim reklama ihtiyacım yok diyen piyasada yok şu anda. Tabii, evet. O yüzden ben hep işletmelere şunu tavsiye ediyorum. İşleriniz iyi gitse de kötü gitse de reklamı mutlaka önemseyin. Evet, bu da işletmelere buradan bizim bir mesajımız olsun. Tabii bunun yanında bir takım sosyal sorumluluk projelerine de imza attınız. Önemli projelerdi. Bir tanesinde beni kırmayarak burada desteklemiştiniz. Hakkari'nin Yüksekova'da bir kardeşimiz İslam Karahan vesile olmuştu bizlere. Orada bir köy okulumuzdun hiç kitabı öğrencilerin olmadığını belirtmiştiniz. İsterseniz izleyicilerimize biraz o konudan bahsedin. Konudan bilgisi olmayan izleyicilerimiz de olabilir efendim. Evet, bu biraz önce söylemiştim Aslı Güngör konserini yaptık diye. Aslı Güngör konserinde de bayağı bir kitap topladık. Sizin programınıza gelmiştik o zaman da. Siz de demiştiniz ki hocam ben söz istiyorum 2000 tanesini Hakkari'ye göndereceğiz diye kitapların. Biz de size söz vermiştik. Evet. Sözümüzü tutmak için siz de hatta o gün üniversiteye de geldiniz sağ olun haber de yaptınız.
Ve söz verdiğimiz gibi 2000 tane kitabı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İslam kardeşimize gönderdik. O da biz hep söylüyoruz, yeter ki çocuklarımız okumak istesin. Yani okumak istedikten sonra biz o kaynakları, kitapları bir şekilde bulur, onlara yollarız. Bunun için de siz vesile oldunuz. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ne demek? Esas biz sizlere teşekkür ederiz. Ayrıyeten genç kardeşlerimiz de büyük emek çektiler. Hatta PTT'nin kargo aracına kadar ellerinde taşıdılar. Bu arada PTT başmüdürümüze de tekrar buradan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Hiçbir ücret almadan Hakkari'nin Yüksekova'ya ulaştırdılar. Evet. Tabii okumak deyince hocam, sanırım bir şeylerin kıymetini, değerini bilmiyoruz. Yani elimizin altında imkan varken bırakın kitap okumayı, gazete dahi okumuyoruz. Bu konuda da size öncülük ediyorsunuz. Hakkari'den, Yüksekova'dan biz okumak istiyoruz diyorlar, kitap istiyorlar. Ama biz burada maalesef kitaplar içinde boğulurken okumuyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ben mesela şey konusunda da, şimdi bir sosyal sorumluluk dediniz. Sosyal sorumlulukta da ayakkabı etkinliğinde de aynı şeyi söyleyeceğim sizlere. Herhalde bizim biraz daha varlıklı kesimimiz bol buldukça değerlendiremiyoruz ve kıymet bilmiyoruz. Mesela şimdi bir ayakkabı da senden diye bir etkinlik yaptık biz üniversitede. Bir ayakkabı da senden dediğimiz etkinlikte bana bir resim geldi. Resimde bir anne çocuğunun terliğini rafya ile bağlamış ve rafya ile bağladığında çocuğunu okula öyle gönderiyor. Sanırım görüntülerde var galiba, değil mi hocam? Evet. Eğer yönetmen arkadaşım bulabilirse. Evet, bir ayakkabı da senden etkinliğimiz var görüntülerde. Ben bu gerçek mi dedim arkadaşlara. Önce sorduğum konu buydu, gerçek mi diye. Hocam gerçek dediler. O dönem rahmetli eğitim fakültesinden öğretim görevlisi Supi Özsuer hocam vardı. Onunla birlikte ve Yunus Emre Uğur hocamızla birlikte gördüğünüz gibi evet. Göynük İlk Öğretim Okulu'na gittik. Gitmeden önce orada da başımıza ilginç bir olay geldi. Ben gittim, yerinde gördüm, yerinde inceledim. Fotoğrafın da gerçekliğini görünce dedim arkadaşlar bir kampanya başlatıyoruz. Nasıl bir kampanya? Bir konser yapalım tekrar ama devlet konservatuvarımız, üniversitemiz de bunun içinde olsun. Ve devlet konservatuvarımızla birlikte konser ücretimiz bir ayakkabı da senden diyelim dedik. Fakat o dönem Allah rahmet eylesin şehitlerimizden dolayı konser yapmanın uygun olmayacağını gördük. O dönem çok şehit vermeye başlamıştık. Dedik ki konseri iptal edelim ama çocuklarımızı mağdur etmeyelim. Gidelim Göynük'te öğrencilerimizi mutlu edelim dedik. Göynük İlköğretim Okulu Müdürü'yle telefonda konuştuk. Ve ayakkabı numaralarını istedik çocuklarımızın. Çocuklarımızın ayakkabı numaraları geldi. Bunlar ilköğretim öğrencileri. Bir tane 38 numara var. Ne oluyor dedik. Acaba işte bu 38 numara gerçekmiş öyle mi böyle mi? Ama biz yine tedarikli olarak hem 38'imizi aldık hem diğer numaralarımızı götürdük. Bütün hepsi öğrencilerim de dedi ki ben hocam biz ellerimizle giydirmek istiyoruz ayakkabıları. Tabii dedim yani mutlaka bunu yapacağız zaten. Bir tane çocuk ağlıyor. Gittik yanına niye ağlıyor? 38 numarayı söyleyen çocuğumuzmuş o. Ayakkabı olmadı bu yüzden ağlıyorum diye. Çocuğun düşüncesindeki yapıda hakikaten bizim böyle tüylerimizi diken diken eden bir nokta. İlerleyen senelerde de giyerim. Bundan dolayı numarayı büyük söyledim diye. Evet. Böyle bir düşüncesi varmış. Çocuğumuzu aldık. Kendi ellerimle de ben ona ayakkabısını giydirdim. Ve o yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedel oldu zaten. O otobüse bindikten sonra Göynük'ten dönerken bizden mutlusu yoktu herhalde. Evet. Tam ben de burada onu sormak istiyorum hocam. Tabii bir şeyleri başarıyorsunuz. Bu başarının sonunda sizler neler hissediyorsunuz? Yani öğrenci kardeşlerimiz neler hissederler? Nasıl bir duygu içerisindedir efendim? Tabii bazı kişilere bu duyguyu anlatmak biraz zor, yaşamak gerekir. Siz neler yaşıyorsunuz? Nasıl bir duygu atmosferindesiniz efendim? Ben şunu söyleyeyim, yani öğrencilerim de ben de sosyal sorumluluk faaliyetlerinden en çok mutlu olduğumuz, yani konserlerden de mutlu oluyoruz, diğer etkinliklerimizden de mutlu oluyoruz ama sosyal sorumluluk etkinliklerinde ihtiyaç sahibi olan kişileri mutlu etmek, onların yüzlerinin gülmesini görmek bizi daha da mutlu ediyor. İşte öğrencilerimizle konuşuyoruz. Mesela farklı yapıda öğrencilerimiz var. Biraz önce de söyledim. 1200 kayıtlı öğrencimiz, 40 kişilikte yönetim ekibimiz var. Kimisi konser istiyor, kimi öğrencimiz konferans, seminer istiyor, kimi de sosyal sorumluluk faaliyeti istiyor. İşte benim mesela kulüpte akademik danışman olarak en mutlu olduğum etkinlikler sosyal sorumluluk etkinlikleri.
Orada mesela huzurevi etkinliği yapıyoruz. Huzurevi etkinliğinde yaşlılarımızın tebessüm etmesi, yaşlılarımızın mutlu olması bizi mutlu ediyor. O anı belki defalarca yaşıyoruz sonrasında. İşte şimdi bir etkinlik yaptık. Çocuğuma dokunma diye bir etkinlik. Çocuğuma dokunma etkinliğinde bu çocuklarımıza bu istismar bilincini verebilmek bizi mutlu etti. Ailelere bu bilinci verebilmek. Nasıl bir etkinlikti? Biraz isterseniz o etkinliği anlatalım. Yani çocuğuma dokunma derken nasıl bir etkinlik? Çocuğuma dokunma etkinliği de proje ortaklarımız Nartanesi okul öncesinden Seda Seçer hocamız ve Tugay Çetinkaya kardeşim de proje ortaklarımızla birlikte oturduk, kulübümüzle birlikte düşündük neler yapabiliriz dedik. Ve bu yapabileceğimiz etkinliklerle ilgili olarak öncelikle okul öncesi öğrencilerimize bir tiyatro gösterisi hazırlattı Seda hocamız. Ve bu tiyatro gösterisinde de çocukların istismarla ilgili olarak nasıl tepki vermeleri, nasıl tepki ortaya koymaları ile ilgili bir tiyatro gösterisiydi. Etkinlik şöyle bir şey, çocuklar kendilerine zarar verebilecek bir kişi yaklaştığında bir ses geliyor, dur diye bütün salondan da çocuğuma dokunma diye bir tepki geliyordu. Ve programdan sonra bile çocuklar, oraya gelen katılımcı çocuklar ağzında dur çocuğuma dokunma sloganı oldu. O bilinci verebildik, aileler çok mutlu oldular. Ufak bir tiyatro gösterisi arkasından da bir konserle birlikte yine bu etkinliğimizde de kitap topladık. Köy okullarına gidecek. Şu anda 4000'in üzerinde kitabımız var. İnşallah bu şekilde bu kitapları da köy okullarına emanetleri ulaştıracağız. Evet, tabii bir reklam arasına gireceğiz ama reklamlardan sonra ikinci bölümde 2019 yılında neler yapmak istediğinizi konuşacağız. Ama onun öncesinde daha önce mesela 2018'de bunu başaramadım diye üzüldüğünüz neler oldu hocam? Mesela davetimizi kabul etmeyen veya böyle bir etkinlik yapamadık dediğiniz olaylar oldu mu efendim? 2018'de değil ama 2013 yıllarından başlayan şu ana kadar etkinlik davetimizi tek geri çeviren kişi var. Yani geri çevirmedi. Daha doğrusu onunla da gittim. İstanbul'da anlaştık. Daha evet. Sonra verilen bir söz tutulmadı gibi noktada. Beyazıt Öztürk. Beyaz söz verdiği halde üniversitemize gelmedi. Beyaz'dan bir söz almıştık Beyazıt Öztürk'ten ama üniversitemizde göremedik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde görürüz. Evet, buradan Beyazıt Öztürk'e yani kısaca Beyaz'a da bu mesajı iletelim. Afyonkarahisar sizi bekliyor. Bir sözünüz var. Bu sözünüzü yerinize getirin diyelim. Ve kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle. Evet, reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikte olduk. Afyonkocatepe Üniversitesi'nin UTP Kulübü Akademik Danışmanı Sayın Doçent Doktor Fikret Yaman'la sohbetimize devam edeceğiz. Efendim, tabii okuyoruz. Okurken de bir taraftan da okumadığımız gibi bir taraftan okuyan kesim var, okumayan kesim var. Ama hiç televizyon seyretmeyen yok maalesef ki. Baktığımız zaman diziler maalesef toplumsal hayatımızı büyük bir etkiliyor. Benim şahsi görüşümde pek çok yönden olumsuz yönden de etkiliyor. Bunların olumsuz etkileri de var. Sizin de bu konuda bir takım düşünceleriniz var mutlaka. Bir etkinliğiniz de var Çanakkale ile ilgili. Öncelikle bu diziler konusunda neler söylersiniz efendim? Evet, ben herhalde 2000'li yılların başından beri hiç dizi izlemiyorum. Çünkü artık bir hayal ürünü olarak geliyor ve toplumu yanlış yönlendiriyor. Dizilerimize baktığınız anda bununla ilgili reklam ahlakı çalıştık. Şimdi medya ahlakı çalışıyorum. Ve hiç çalışmadan kazanan bir toplum, hiç çalışmadan hayatını devam ettiren, devamlı bir lüks, zenginlik içerisinde gösterilen bir toplum. Ve oradaki karakterler devamlı öyle. O yüzden de çok yani gerçekleri yansıtmadığını düşünüyorum. Mesela bir dizi vardı, Muhteşem Yüzyıl diye.
Kanuni Sultan Süleyman. Ki biz Türk toplumu olarak o kadar büyük değerlere sahibiz ki Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Mustafa Kemal Atatürkler, bunların hepsini değerlendirdiğimizde bizim toplumumuz geçmişten günümüze kadar hiçbir dünyadaki topluma nasip olmayan bir tarihi kökene sahibiz. Ama dizilerimize bakıyorsunuz mesela, işte Kanuni Sultan Süleyman devamlı harem hürrem, harem hürrem şeklinde gösterilen bir zat maalesef ki. Fakat Kanuni Sultan Süleyman bir peygamber aşığı. Baktığınızda işte sarayın bahçesini karıncalar sarıyor ve kadıya bir mektup yazıyor. İşte drahtı ger zarar etse karınca, zarar var mı karıncayı kırınca şeklinde. Kadı da ona aynı şekilde cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca diyor. Ve karıncalara dokunmuyor. Böyle peygamber aşığı bir adamı dizide ne hale getirdiler maalesef. Ve Çanakkale ile ilgili etkinlikte de işte biz tarihimizi anlatıyoruz çocuklarımıza. Kısa bir orada da sevdiğim hikayeyi anlatmak Buyurun. İstiyorum size. Çanakkale Savaşı'nda yer yer geliyor, işte 5-10 metreye düşüyor ve 5-10 metrede savaş halindeyken artık süngülerle savaş oluyor. O dönemde de bir anekdotta Yarbay Hasan Bey var. Ve Yarbay Hasan Bey gerçekte yaşanmış bir olay. Ne yapıyor? Süngü Savaşı'ndan sonra komutanlar alandaki askerleri, yaralı askerleri topluyor. Bir bakıyor, bir tane düşman askeri. Ve düşman askerine diyor ki, annesi vardır, sevdiği vardır. Hadi yardım edelim diyor. Bizim Türk milletinin o vicdanı, o naifliği. Gidiyor ve tam düşmanın yanına yaklaştığında hançerle Yarbay Hasan Bey'i hançerliyor düşman. Hemen yanındaki askerler Hasan Bey'in yanına koşuyor, düşmanı öldürüyorlar ve beni kaldırın diyor Hasan Bey. Askerler o kadar kan geliyor, kaldırmanın doğru olmadığını düşünüyorlar. Tekrar diyor beni kaldırın ama yine kaldırmıyorlar. En sonunda beni kaldırınız diye bağırıyor askerlerine ve iki koluna giriyorlar, kaldırıyorlar. Şehadetini getiriyor ve ya Resulallah buraya kadar zahmet etmeseydiniz diyor. Ve peygamberimiz onu karşılamaya geliyor. Biz böyle bir toplumun, böyle bir neslin evlatlarıyız. Ve fakat biz bunu bilmiyoruz. İşte dizilerle gidiyoruz biz maalesef. İşte Çanakkale Savaşımız, İstanbul'un fethi, çağ açıp çağ kapatmalar. Türk toplumunu esasında çok daha iyi anlatabilsek, yani bütün insanımız kendine güvense, ne Amerika'nın, ne Japonya'nın, ne Fransa'nın, ne Almanya'nın biz gibi tarihi yok. Ve biz bu tarihimizi dizilerle yanlış olarak yönlendiriyoruz. Biz de işte çocuklarımıza, öğrencilerimize Çanakkale'yi daha iyi anlatabilmek amacıyla bir etkinlik yaptık. Çanakkale sergisi, Çanakkale ile ilgili bir sergi düzenledik. Ve o gün neler yaşadıklarını daha iyi anlatabilmek için o günkü kumanyalarını dağıttık. Buğday çorbası ve üzüm hoşafı. Öğrencilerimiz Çanakkale'nin o kokusunu, o ortamını, o atmosferini en azından da olsa bir nebze hissettiler. Çanakkale ile ilgili böyle bir etkinlik yapmıştık. Evet, çok güzel. Tabii toplum diziler derken toplumun bu hale gelmesinde herkesin katkısı var. Ailelerin, velilerin, tabii eğitimcilerin de büyük katkısı var. Geçtiğimiz gün bir internette dolaşırken gördüm. Bu ara en çok tıklanan ve okunan şey işte sömestri tatilinin işte uzatılacak bir ay uzatılmayacak diye. Böyle bir tatil arayışındayız. Kar yağdığı zaman hemen valiliğin mesajları dinlenmeye başlanıyor. Maalesef böyle geldik. İşte bir kelime fazla öğrenelim. Maalesef artık yok. Evet. Tabii bunun yanında bir spor etkinliğiniz de vardı hocam. İsterseniz izleyicilerimizle onu da paylaşalım. Evet. Biz öğrencilerimizle farklı takımları destekleyen kişileriz. Bakıyoruz mesela kimisi Beşiktaş'a, kimisi Fenerbahçe'ye, kimisi Galatasaray'a, Trabzonspor, Bursaspor. Şöyle bir şey düşündük. Yani bizim değerimiz var. Afyon'un bir değeri. Son zamanlarda da 2018 Afyon'un spor yılı oldu. Evet. Hem futbolda, hem voleybolda, hem basketbolda ön plana çıktık. Ve tuttuğun takımı değil, okuduğun şehrin takımını destekle diye bir slogan attık ortaya. Hangi takımla olursan ol, atkını al, Afyon Spor'u desteklemeye gel dedik. Yaklaşık 450 kişilik bir ekiple Afyon yani, Spor'u... Yani kendi takımlarının atkısıyla maça geldik. Evet, evet. Yaklaşık 450 kişilik bir öğrenci grubuyla Afyon Spor'un sahasına gittik maçını izlemeye.
Ve Beşiktaş atkılarıyla, Fenerbahçe atkılarıyla Afyonspor'u desteklediler. Daha öncesinde de Afyon'un taraftar grubu Afyok'la görüştük. Hakikaten kendilerini takdir ediyorum. Onlar da kardeş grubumuz diyelim artık bizim. UTF'yle çünkü çok etkinlik yaptılar. Evet. Ve Afyok'a da böyle bir taleple gittik. Afyok grubu da bizi anlayışla karşıladılar ve üniversite öğrencilerinin Afyonspor'u desteklemesi için sahasında görmek istediklerini belirttiler. Fakat burada kırıldığım bazı noktalar oldu. Biz İstanbul'a telefon açtık bunlar için. İşte üniversitenin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor gruplarını yanımızda görmek istedik. Fakat İstanbul tarafı Afyonspor'a destek verilmesini istemedi. Öğrenci grupları maalesef ki bu etkinlikte olmadılar, olmayacaklarını belirttiler. Biz de bireysel olarak öğrencilerimizle 450 kişi olarak sahaya gittik. Salih Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırladılar bizleri. Afyok grubuna teşekkür ediyoruz. Karşılıklı tezahüratlarla birlikte artık öğrencilerimiz şu anda Afyonspor'u da takip etmeye başladılar. Sadece Beşiktaş, Fenerbahçe değil, artık okudukları şehrin takımını da benimsediler. Evet, hatta bu ikinci dönemde Afşet Afyonspor'un daha büyük bir desteğe ihtiyacı var sanırım. Evet. Bulunduğu konum nedeniyle. İnşallah ikinci dönemde UTF kulübü olarak hem Afyonspor'un futbol maçına, hem basketbol hem de voleybol maçına öğrencilerimle birlikte katılacağız. Evet, öğrencileriniz de zaten bunu izliyorlar sanırım, değil tabii mi hocam? Tabii ki izliyorlar şu anda. Dönüşte bir bu konuyla ilgili bir şey var mı? Bir sınav var mı? Yani mercek programında konuşulanlarla ilgili mutlaka olması lazım hocam. Yapalım o zaman. Tamam. Birlikte yapalım. Tamam, gayet güzel. Efendim tabii konferanslarınız da var. Zaman zaman konferansları yapıyorsunuz, düzenliyorsunuz. İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Evet, UTF Kulübü konser, sosyal sorumluluk haricinde bir de konferanslar. Konferanslarda nasıl konferanslar istiyor öğrencilerimiz? Genellikle ismi duyulmuş kişileri üniversitemizde ağırlamak istiyorlar. İşte üniversitede öğrencilerin derslerine giriyorum. Her dönem yaklaşık 500-600 tane öğrencim oluyor. Ve sınıfta ilk sorduğum sorulardan bir tanesi şu. Kimler kendini özgüvenli buluyor? Buna sorduğum anda bu 500-600 kişinin belki 100 tanesi veya 80 tanesi evet benim kendime özgüvenim var ama hocam şurada takılabilirim, şunu yanlış yapabilirim şeklinde. Hemen bir başarı psikolojisi zirvesi yapalım dedik. Başarı nasıl elde edilir? Özgüven nasıl kazanılır? Bunlarla ilgili okulumuzda bir konferans yaptık. Bu konferansı daha önce ODTÜ ve Boğaziçi'nde yapmışlardı dönüşüm konağı grubu. Ve üçüncü olarak da AKÜ'ye geldiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne. Bu konuda da şanslıyız. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla. Burhanettin Bey, başkanımız Burhanettin Çoban Bey, üniversite öğrencilerimizin sorunlarını dinlemeyi çok seviyor. Ve bunlara çözüm üretmeyi seviyor. Burhanettin Bey'i üniversitemize davet ettik. Sağ olsun kırmadı, geldi. Arkadaşlar dedi, bir saatlik bir programdı, hiç unutmuyorum. Arkadaşlar dedi, burada dedi, her şeyi sorabilirsiniz bana dedi. Sınırsız olarak dedi. Her şeyi sorabilirsiniz ve ben de cevap vereceğim bunlarla ilgili dedi. Mükemmel bir program. Bizim bir saat planladığımız program 2,5 saate çıktı. Belediye başkanıyla öğrenciler o kadar kaynaştılar ki. Yani diyorlar başkanım şurada bir sorunumuz var, şu bir sorunum var. Kredi sorununu kadar başka da anlattılar. Ve güzel bir etkinliğimiz de oldu Burhanettin Bey'le. Ondan sonra tasarım. Otomobil tasarımıyla ilgili Erbakan Malkoç var. Avrupa'da ödüller alan bir kişi. Top Genç Girişimciler Kurulu'yla, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu'yla birlikte Erbakan Malkoç'u üniversitemize getirdik. Erbakan Malkoç kendi hayat hikayesini anlattı ve girişimciliği özendirdi öğrencilerimize. O dönem Ertuğrul Sağlam Eskişehir Spor'un teknik direktörüydü. Eskişehir Spor'da da sevdiğimiz arkadaşlarımız, tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onların sayesinde hem Ertuğrul Sağlam'ı hem de kulüp başkanı Mesut Hoşcan'ı Afyon'a getirdik. Kariyer söyleşisi Ertuğrul Sağlam'ın direkt öğrencilere sağlam kafa sağlam vücutta bulunur telkiniyle birlikte mutlaka spor yapmalarını istedi Ertuğrul Sağlam'da. Yine Top Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte girişimcilik zirvesi yaptık. Bir çarkın dişlisi olmaktansa kendine ait bir çark oluştur dedik çocuklara ve girişimciliği tavsiye ettik. Çünkü baktığınızda uluslararası ticaret finansman, biz bölüm olarak da özel sektöre yetiştiriyoruz genelde öğrencilerimizi. İşte özel sektörde ticaret alanında, finans alanında uzman kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de girişimcilik önemli bir nokta ve girişimciliğe teşvik ettik onları da. Yine yazarlardan Kaan Murat Yanık'ı çok istediler. Kaan Murat Yanık'la bir söyleşimiz vardı. Kahraman Tazeoğlu'nu istediler. Onunla ilgili çok güzel bir şiir dinletisi gerçekleşti.
Ve öğrencilerimizde şu var. Hocam ben üniversiteyi bitirip kendimin markasını oluşturmak istiyorum. Nasıl yaparım? Derslerde anlatıyoruz. Marka derslerimiz oluyor, reklam derslerimiz, pazarlama derslerimiz. Bir de Türkiye'de uzman kişilerden biri Muharrem Dere marka konusunda. Son zamanlarda da kişisel markalar ön plana çıktı. İşte 2012 yılında bununla ilgili bir araştırma yapmıştım, siyasetten sanata, spora kadar. Kişisel marka olmuş isimleri belirledik. Burada da insanlar gerek şirketinin gerekse kişisel marka nasıl olur konferansını birlikte gerçekleştirdik. Onun haricinde son dönemde gündemde olan Oğuzhan Uğur var. Oğuzhan Uğur'u tüm gençler özellikle lise döneminden başlayıp üniversite dönemine kadar tüm öğrencilerimiz çok seviyorlar. Oğuzhan Uğur'la burada söyleşi yaptık. Oğuzhan Uğur Afyon'a ilk defa geldiğini söyledi. Şu anda da öğrencimiz çok fazla istiyor. Yine 3000 kişi, en az katılımla etkinliğimiz herhalde 2700 kişiydi bu zamana kadar yaptığımız. 3000 kişiyle de Oğuzhan Uğur etkinliğini gerçekleştirdik. Hatta Oğuzhan Uğur da Afyon'a geldiğinde hocam devamlı ben buradan gelip geçiyordum. Afyon'u içinde sucuklar, lokumlar olan evler zannediyordum. İlk defa sayenizde şehri gezdim ve evet. Afyon çok güzelmiş gerçekten de. İnşallah önümüzdeki dönem için Oğuzhan Uğur'la tekrar bir görüşmemiz olacak. Yine geçen sene iş adamı Saadettin Saran, birçok firmanın sahibi Saadettin Bey. Onu getirdik Saadettin Saran'ı üniversitemize. Öğrencilerimize bir ışık tuttu o da ve Saadettin Saran'ın şirketine de yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane öğrencimiz CV bıraktı, CV gönderdi. İnşallah onlarla da geri dönüş halinde oluruz ve evet. İnşallah onlar da işe girmiş olurlar. TRT spikerlerinden Yeliz Pulat vardı. Yeliz Hanım geldi. Yeliz Hanım'ın da özelliği sigarayı bıraktırıyor. Yani ben hayatım boyunca sigarada, alkolde kullanmadım ve öğrencilerimin de kullanmasını istemiyorum. Devamlı söylüyorum onlara. Evet. Yani son zamanlarda bakıyorsunuz işte koa hastalığı, nefes darlığı, astım, bronşit. Bunların hepsinin nedeni, sigara üreticileri belki kızacak bizlere ama bunların başlıca nedenleri sigaradan kaynaklanıyor. Yeşilay Kulübü ile birlikte ortaklaşa Yeliz Pulat'la sigara bıraktırma etkinliği yaptık. Yaklaşık 400 kişinin katılımı oldu. 400 kişinin 300'ü sigara içiyordu. Ve o günkü programdan sonra benim yanıma gelen o 300 öğrencinin belki 80-90 tanesi geldi. Hocam biz sigarayı bırakma kararı aldık dedi. Biz bunlardan da mutlu oluyoruz. Ve üniversitemiz olarak da Türkiye'de bir öğrenci kulübü ilk defa ticaret zirvesini gerçekleştirdik. Türkiye Ticaret Zirvesi'nde Türkiye'nin ilk yüzündeki iş adamları Afyon'la buluştu. İşte İzmir'den Zonguldak'a, Antalya'dan Artvin'e kadar birçok iş adamı üniversitemize geldiler ve onlarla 3 gün boyunca süren bir zirve gerçekleştirdik. Genellikle 4. sınıf öğrencilerimiz katıldı burada ve şu anda o gelen iş adamlarının şirketlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Yani geri dönüşümümüz de çok iyi oluyor. Evet. Bizim hedefimiz değilken iş bulmak veya bu iş ortamlarını ayarlamak, öğrencilerimizle iş bulma konusunda da destek oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet, hocam son 5 dakikaya giriyoruz. Evet. Ben İsmail Sagun'un yaptığını yapıp bizden sonra Kadir Kaplan'ın sunacağı günden güne programına tecavüz etmek istemiyorum. 2019'da planlarımız nedir hocam? 2019 yılında yine projelerimiz var. Bunların çalışmalarına başladık. Yine şu dönemde de hala çalışıyoruz. Okullar tatil diyoruz, işte öğrencilerimiz yok diyoruz ama burada olan öğrencilerimizle birlikte yine bunun çalışmaları var. Best of Afyon geliyor. Şimdi Afyon'un enleri geliyor. Ve Afyon'un enlerinde ne yapacağız? İşte restorandan kafeye kadar, otelden siyasetçiye kadar, medyaya evet. kadar öğrencinin gözüyle Afyon'un enlerini belirleyeceğiz. Afyon'un enleri kimler? En iyi siyasetçi, en iyi otel, en iyi kafe, en iyi kuaför. Öğrencinin gözünden bakalım neredeyiz? Bunları evet. belirlemeyi düşünüyoruz. İlk etkinliğimiz bu olacak inşallah. Yine bunda program arasında konserlerle destekleyeceğiz. Güzel bir ödül törenimiz olacak Afyon'da. Çalışan insanlara ödüller UTF kulübünden olacak. Onun haricinde Akü'den Bakü'ye diye bir projemiz var. Azeri kardeşlerimizle görüştük Afyon'da. Türkiye'nin genelinde de Azerbaycan'dan öğrencilerimizle görüştük. İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'dan Azeri öğrencilerimiz Afyon'a gelecekler o gün için. İlgar İmamverdiyev isimli bir hocamız var. Azeri aşık.
Gaziantep Üniversitesi'nde profesör doktor aynı zamanda. İlgar Hoca'dan o gün için bir program sözü aldık. Azerbaycan'daki tüm sanatçılar İlgar Hocam'la çalışıyorlar. Azeri sanatçılarımızı Afyon'a getireceğiz. Azerbaycan'la AKÜ'den Bakü'ye, bizim AKÜ üniversitemizin kısaltması, Azerbaycan Devlet Üniversitesi de Bakü, AKÜ'den Bakü'ye diye bir proje yapacağız inşallah. Buradaki Azeri öğrencilerimizle kaynaştırıp, ben hatta şunu da çok istiyorum. Üniversitemizin akademisyenleri gitsin Azerbaycan'da ders versin, Azerbaycan'daki akademisyenlerimiz de gelsin, üniversitemizde ders versinler. Çünkü iki toplum temelden beri kardeş toplumlar. Evet. O yüzden bu kardeşliği Afyon'dan daha da güçlendirmek istiyorum benim kulübüm olarak. Bu etkinliğimiz var. Yine kariyer söyleşilerimiz olacak. Kariyer söyleşilerimiz için şu anda konuştuğumuz kişiler var. Geçen seneden Yılmaz Hoca'nın yanındaydık, Yılmaz Vural'dan. Ondan söz aldık, bu sene inşallah o da Afyon'da olur. Ticaret, siyaset, sanat, spor alanından Türkiye'de ünlüler yine Afyon'da olacaklar Mart sonunda, Nisan başında. Yine böyle bir etkinliğimiz var. Kariyer söyleşileriyle zaten üniversite öğrencilerimizin ufkunu daha da açıyor öğrencilerimiz. Onun haricinde yine öğrencilerimizden konser talepleri var. Hocam işte üniversitemizde konser yapalım diye. Bunlara kulak vereceğiz. Yine ufak bir araştırma yapacağız. Kimleri istiyorlarsa onlarla irtibata geçmeyi düşünüyoruz. Ve birkaç gezi programımız var. Geçen seneden size söz verdiğimiz, evet, Mardin Midyat. İnşallah Mardin'e gideceğiz birlikte. Geçenlerde Sandıklı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çöl'ün yanındaydık. Mustafa Bey de sağ olsun bize bir kulübümüze Akdağ'da konaklamalı bir hafta sonu sözü verdi. Çok İnşallah güzel. Bir Akdağ yapacağız onunla birlikte. Bir de demin söylediğimiz gibi Beyazıt Öztürk'ü getiremedik. Biz tekrar gidip tekrar çağıracağız ama bu sefer kulübümle gideceğim. Tek başıma gitmeyeceğim. Kulübümle gideceğim. Beyazıt Öztürk'ün yanına kulüple bir gezimiz olacak. İnşallah. Hocam programımızın sonuna geldik ama ben programımızı kapatırken hep sizden bir şeyler istedim. Sağ olun, kırmadınız. Özellikle üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimiz var. Bunların da en büyük destekleri burslar. Afyon Karahisar'ımızın da bir değeri var. Afyon Eğitim Vakfı yüzlerce, binlerce öğrenciye burs imkanı veriyor. Yeni de bir kampanya başlattılar. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın ve tüm şehrin sahiplenmeye çalıştığı bir SMS kampanyası. 6703'e bağış yazıp gönderdiği zaman bir 10 TL karşılığında belki bir öğrencimizin bir nebze hayat bulabiliyor, can bulabiliyor. Bu konuda tabii büyük bir kulüpsünüz. Evet. Siz bir komutansınız. 1200 tane de askeriniz var, neferiniz var, gönüllünüz var. Kardeşlerim de buradan bakıyor. Tabii bizler neler yapabiliriz diye öğrenci kardeşlerim. Neler yapabiliriz hocam kulübümüz olarak? Evet, biz de bu etkinliğe destek olmak isteriz tabii ki. Şimdi programımızı izleyen hem öğrenci kardeşlerime hem de ailelere sesleneyim buradan. Evet. 6703 dedik. 6703'e hemen telefonlarından bir bağış mesaj. Bağış yazmaları, evet. Şu anda bağış yazıp 6703'e göndermelerini rica edelim onlardan. Artı bizim bu etkinliklerimiz, biraz önce saydığımız işte Best of Afyonlar, AKÜ'den Bakü'ye, bu etkinliklerimizin başlangıcında da inşallah sizi aramızda görmek istiyoruz. Orada da tüm arkadaşlarımız, katılımcılardan bu bağışa destek olmalarını isteyelim. Şimdiden büyük ihtimalle öğrencilerimiz telefonlara sarılmıştır İnşallah. Herhalde. İnşallah. Evet, ben programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim. Ediyorum. Sağ olun. Evet, haftaya yeni bir mercek programıyla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar efendim.